Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Watch 5 akıllı saati inceliyoruz. Biliyorsunuz bu akıllı saat Türkiye'de tanıtıldığında ben ilk videolarından bir tanesini çekmiştim ve o video acayip izlendi. Bir sürü de yorum geldi o videonun altına. Hala da izlenmeye devam ediyor. İşte iPhone'la uyumlu mu, Xiaomi ile uyumlu mu, işte şununla çalışır mı, bununla çalışır mı gibi birçok soru sordunuz. Tüm bu soruların yanıtını bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Gerçekten de çok detaylı bir video hazırladım. Elimden geldiğince bütün sorulara yanıt vermeye çalıştım. O yüzden video birazcık uzun olacak ama ben zaman çizelgesiyle konu başlıklarını belirledim. İstediğiniz konu başlığına giderek hangi konuyu, hangi özelliğini merak ediyorsunuz oraya giderek en azından o özellikleri hızlı bir şekilde görmüş olacaksınız. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında açık söylemek gerekirse Samsung Galaxy Watch 4'ten çok da farklı bir tasarım yok karşımızda. Ön taraftan baktığımızda sağ yan yüzde birisi yukarıda, diğeri aşağıda olmak üzere iki tane fiziksel tuş bulunuyor. Bunun dışında oldukça şık bir tasarıma sahip bir akıllı saatimiz var. Bu kordonlar özel bir eğinle tasarlanmış durumda ki bende iki tane kordon var. Bir sport olanı gönderdiler, bir de normal kendi kutusundan çıkan kordon var. Ama ikisi de özel bir eğinle tasarlanmış. 20 milimetrelik kordon kullanıyor. O yüzden hani bir kayış alacaksanız, kordon alacaksanız ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında değişik bir bağlama şekli var. Bileğinize tam şekilde oturuyor ve bu şekilde düşmemiş oluyor. Ve özel tasarımdan dolayı yani bu uzun kısım kısa kısmın içine giriyor ve bileğinize doğru, içeri doğru takarak konumlandırma yapıyorsunuz. Bunun dışında bu akıllı saati 40 ve 44 milim olmak üzere iki farklı seçeneği var. Bana gelen 40 milimdi. 44 milim birazcık hani mesela bana 44 de olurdu ama marka 40 milim göndermiş. Mesela benim bileğim çok aşırı kalın değil ama 44 milim olsaydı sanki biraz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Beraberinde verilen standart kayışlar bileğime oldukça küçük geldi. Sport Band dediğimiz özel bir böyle yeni bir farklı da bir kutu gönderildi bana şöyle bir ekstradan olarak, yeniden olarak. Bununla beraber kullandığımda daha iyi oldu. Daha iyi oturdu. Bunlar birazcık daha uzun. Normal kendi kutusundan çıkan birazcık bana, en azından benim bileğim için söylüyorum, küçük geldi. 40 milim kadınlar için olabilir, onu söyleyeyim. Erkeklerde de minyon tipli bir erkekseniz, böyle 1.60 boylarında ve bileğiniz çok kalın değilse o size olur diye düşünüyorum. 44 milim bileğimde kullanma imkanım olmadı ama sanki 44 olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Detaylı teknik özellikleri açıklamada sizlerle paylaşacağım. Burada öne çıkardığım veya benim önemsediğim bazı özelliklerini söyleyip detayları için açıklama kısmına bakmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Galaxy Watch 5'in 40 ve 44 milim boyut seçeneklerinin olduğunu söylemiştim. Bana gönderilen sürüm 40 milimetre. 40 milimetre için ekran boyutu 1.2 inç, 44'te bu 1.4'e çıkıyor. Super AMOLED bir ekran tercih edilmiş. 396x396 piksellik bir çözünürlüğümüz mevcut. 16 GB depolama alanımız var. Bluetooth 5.2 olduğunu söyleyelim. NFC var, GPS var. Arkadaşlar bu saatin LTE sürümü var. Yani üzerinde eSIM olan bir sürümü de var. Fakat Türkiye'ye henüz gelmedi. En azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle gelmemişti. Bazen bunları soruyorsunuz çünkü. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Marka gelebileceğini söyledi ama ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Kasım 2022'nin sonunda çektim. Henüz gelmemişti. 284 mAh'lik bir pilimiz var. Alüminyum bir gövdemiz var. IP68 su geçirmeme sertifikası var ki 50 metre kadar su altında kullanılabilir. EKG ve tansiyon ölçebiliyor arkadaşlar. Android Wear OS işletim sistemini kullanıyor. İşte uyku takibi olsun, stres takibi olsun, kandaki oksijen miktarını ölçme olsun, kalp ritmini takip etme, adım takip etme gibi birçok özelliği ve sportif egzersizleri takip etme gibi bu özelliği bu akıllı saatte bulabilirsiniz. Şimdi gelelim yaşadığım deneyime. Öncelikle şunu söyleyeyim, kurulum meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Eğer Samsung marka bir telefonunuz varsa zaten otomatik olarak tanıyor. Yani yanına açtığınız andan itibaren işte bağlanayım mı diye sizlere soruyor. Orada bir sıkıntı yok ve bütün özelliklerini, az önce bahsettiğim bütün özelliklerini, biraz sonra da bahsedeceğim bütün özelliklerini bu Samsung marka telefon çok kesintisiz ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Uygulama olarak Galaxy Wearable diye bir uygulaması var. Bunu telefonunuza yüklü olarak geliyor zaten genelde Samsung telefonuna ama yüklü değilse siz sonradan yükleyip uygulama üzerinden saati bulup eşleştirme yapabiliyorsunuz. Klasik olarak uygulama üzerinden işte birçok ayarı görebiliyorsunuz. İşte saat arayüzlerini değiştirebiliyorsunuz ki bir sürü saat arayüzü var. Bunlar arasında ücretli ve ücretsiz seçeneklerin de olduğunu söyleyeyim ve birçok seçenekte var. Hatta bazı saat kadranları özelleştirilebiliyor. Sürekli açık ekran modu da var saatte. İsterseniz o özelliği de kullanabiliyorsunuz. Uygulama yüklenebiliyor. Saatin arayüzünden birçok özelliğini yine bu Samsung'un uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü özelliği var. Gerçekten de hani ben bugüne kadar birçok akıllı saat
kullandım ama bu kadar detaylı ayarlara sahip olan bir akıllı saat görmemiştim. Hani menülerdeki uygulama sırasının yerini bile uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden güncelleme yapabiliyorsunuz. Ölçümlerinizi orada işte geçmişe yönelik olarak vesaire falan da görebiliyorsunuz. Birçok ayarı var bu uygulama üzerinden. Uygulama hani mutlaka kurmanız gerekiyor çünkü işte bildirimleri alsın, bildirimlere yanıt vermek, WhatsApp'tan şu geldi, bana bir şey yazayım, böyle hazır mesajlar atayım falan gibi şeyleri yine uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Hangi uygulamadan bildirim geleceğini, hangisinin saatte görüneceğini, hangisinin görünmeyeceğini de yine buradan ayarlıyorsunuz. Bu arada mesaj geldiği zaman da diyelim ki WhatsApp'tan kolay bir şekilde onlara yanıt da verebiliyorsunuz. Küçük de olsa ekranda bir şekilde onları yanıtlama imkanınız da olabiliyor. Bunun dışında bir istediğiniz uygulamadan bildirim almak ya da almamak gibi opsiyonları yine bu saat üzerinden görebiliyorsunuz. Bir sürü egzersiz modu var. Ya o kadar çok var. Bir sürü var. Hani koştunuz, hopladınız, zıpladınız farklı farklı bir sürü egzersiz modu var. Çok güzel bir otomatik egzersiz algılama özelliği var ki ben bunu çok beğendim. Birçok akıllı saat kullandım. Onlarda da bulunan bir özellikti ama bu kadar iyi çalışanını görmemiştim. Yani siz bir yürüyüşe başladığınız anda itibaren hemen algılıyor ve bunu hemen kaydetmeye başlıyor. İsterseniz rota olarak da kaydedebiliyorsunuz GPS özelliği olduğu için. Ayrıca bittiği zaman da veya durdunuz mesela hemen işte ben durdurdum diyor. Tekrar başlayınca bir daha başlatabiliyor falan. Bu özelliklerini ben çok beğendim. Su geçirmeme özelliği var IP68. Fakat şöyle bir orada bir küçük bir nokta var. Ben hiç çıkarmıyorum saati, beni bilenler bilir, incelemelerde hep bunu böyle söylüyorum zaten ki hakikaten de öyledir. Uyurken falan da çıkarmam. Banyo yaparken de çıkarmam. Banyoda veya elinizi yıkarken falan hani suyun altına soktuğunuzda sorun yok. Ama mesela bir havuzda kullanacaksınız ya da deniz altında kullanmayı düşünüyorsunuz. Deniz suyunda vesaire de kullanmayı düşündüğünüz zaman orada su kapaklarını kapatma gibi bir özelliği var. Bu menüden girdiğimiz zaman karşımıza çıkıyor. Onu seçmeniz gerekiyor ki cihaz kendini kapatmış olsun. Sonra o modu deaktif ediyorsunuz sudan çıktıktan sonra ve o şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu küçük bir detay ama buna dikkat etmenizi ben öneririm. Çünkü evet su geçirmiyor ama o özelliği aktif ederseniz daha rahat edersiniz gibi geliyor bana. Şimdi gelelim Samsung olmayan telefonlarla ilgili duruma. Öncelikle çok sorulan bir soruydu bu arkadaşlar. Ben bunu çeşitli işte dikey videolarını, shortslarını falan da çektim YouTube kanalım için. Orada da çok sordunuz. iPhone uyumlu değil arkadaşlar. Altını çok kesin bir şekilde çizeyim. Çok net bir şekilde çizeyim. Bu model ki 4 de değildi. 5 de değil arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle iPhone uyumlu değil. En azından Kasım 2022 itibariyle durum böyleydi. 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra durum değişir. Ona bir şey diyemem ama şu anki durumda iPhone'la uyumlu çalıştıramıyorsunuz. Çünkü zaten uyumlu olmadığı söylüyor zaten sayfasında. Hatta bunu öyle iddia edenler de oldu. İşte satıcılar bana dedi ki bu akıllı saat iPhone'da uyumlu demiş onlar falan. Hayır değil. Kendi Samsung'un açıklaması üzerinden yorum yapıyorum. Hatta iPhone'a da kurdum, denedim. Zaten görmüyor. Yani uygulamayı iTunes üzerinde öyle bir uygulama yok. Samsung'un uygulaması bulamıyorsunuz zaten. Android tarafında şöyle bir durum var. Belli Android spekleri üzerindekiler çalışır diyor. Tamam eyvallah o standart zaten. Fakat mesela ben Huawei yüklemeye çalıştım. Hem Google servisleri olan veya Google servisleri olmayan Huawei Mate 20 Pro ki Google servisleri var. Huawei P40 Pro Google servisleri yok. İkisinde de kesinlikle çalışmadı. Bu telefon tarafından desteklenmiyor uyarısını verdi ve çalışmadı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oppo marka bir telefonda denedim. Onda çalıştı. Onda bir sorun yok. Xiaomi'nin işte bir alt markası olan Poco F4 GT modelinde denedim. Biliyorsunuz onu bir testini yapmıştım ben. Kanalda da incelemesi var. Onda mesela çalıştı. Onda sorun olmadı ama mesela bildirim alma konusunda bazı sıkıntılar oldu. Sonuçta bu bir Samsung marka saat olduğu için Samsung marka bir telefonla %100 bütün özelliklerini kullanıyorsunuz. Diğer telefonlarla kullanılmıyor demiyorum ama mesela az önce söylediğim noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Xiaomi tarafında da çalışan var da diyenler de var. Çalışmayan diyenler de var. Ben Poco üzerinde denedim de çalıştı ama belli özellikler olmadı. Bildirim gelmiyor. Mesela o zaman biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum ama başka Xiaomi'lerde çalışır mı bilmiyorum. Yani Xiaomi tarafını biliyorsunuz birazcık karmaşık. Çok fazla telefon var. Kiminde çalışıyor, kiminde çalışmıyor. İnternetteki bazı şikayetlere de baktım. Çalışıyor diyen de var, çalışmıyor diyen de var. Ben de çalıştı ama düzgün çalışmadığını söyleyeyim. Zaten bütün özellikleri %100 olarak Android'de çalışmıyor. Yani Samsung olmayan bir Android'de çalışmıyor. Ne çalışmıyor mesela? Telefon kameranızı bu akıllı saat üzerinden görüp kumanda edebiliyorsunuz gerçek zamanlı olarak. Yani ekrandaki kadrajı görüyorsunuz. Bu özellik Samsung marka telefonlarla çalışıyor. Mesela ben denediğimde Oppo'da çalışmadı. Öyle bir şey aktif olmuyor. Menüde öyle bir şey çıkmıyor bile zaten. Bu gibi bazı spesifik özellikler sadece Samsung marka telefonlarda çalışıyor. Onun altını özellikle çizeyim. Yani ben bu saati alırım, Xiaomi'de kullanırım, her şeyini çalıştırırım. Çalıştıramıyorsunuz. Orada ufak tefek sıkıntılar çıkar. iPhone'da kesinlikle çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Bunlara dikkat etmenizi ben rica ediyorum. Zaten genelde benim hep önerim X marka telefon aldıysanız X marka saat alın. Y marka saat aldıysanız Y marka telefon alın. Çünkü birbiriyle olan uyumu çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Güzel geliyor. Peki normal hiç fark etmiyor. Telefondaymış gibi değil mi aynı? Evet evet aynı telefondaymışın gibi doğru. Hmm. Hiç fark etmiyor yani. Hmm. Aa, çok yani. Güzel.
Güzel, güzel. Evet. Ne yapıyorsun anne, iyi misin? İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın Karakuzu? Dışarıda mısın? Evdesin. Yok, evdeyim şu anda. Evden yani. Tamam. Sesim gayet güzel geliyor. Bir sıkıntı yok yani. Yok. Çok güzel geliyor. Hiçbir farkı yok yani. Şu anda ben seninle Samsung Galaxy Watch 5 üzerinden konuşuyorum. Çok güzel. Hadi yenisine inşallah, yeni şeylere, icatlara. Teşekkür ederim anneciğim. O zaman sana kolay gelsin. Ellerinden öpüyorum. Ben de öptüm seni. Sana da kolay gelsin. Hadi görüşürüz yavrum. Gelelim uygulama yükleme tarafına. Akıllı saate birçok uygulama yükleyebiliyorsunuz. Zaten bildiğiniz böyle Google Play gibi bir şey var üzerinde. Ona tıkladığınız zaman oradan istediğiniz uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Birçok da uygulama var bu arada. Tabii ki bu uygulamaların yüklüyor olması, işte telefonla bağlı olması vesaire olması pil ömrünü etkiliyor. Onu da açık açık söylemekte fayda var. Yüklenebiliyor mu? Uygulama yüklenebiliyor. Ve o gayet de faydalı uygulama. Spotify vesaire gibi uygulamaları da yine yüklüyorsunuz akıllı saatte. Yani akıllı saat uyumlu uygulamalardan bahsediyorum. Hani bir şekilde çarpıtılmış, çürpütülmüş uygulamalar değil. Bildiğiniz native akıllı saat uygulamaları ve bunları da yükleyip kullanabiliyorsunuz. Burada saatte tabii ki bir sürü özellik var. Yani spor modlarının dışında işte kalp ritmini takip edebilme özelliği var. Vücuttaki yağ, kitle, kemik indeksini vesairesini ölçebiliyor. Bunun gibi özellikleri var. Uyku takibi yapabiliyor. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Size bazı şeyler de söyleyebiliyor bu konularla ilgili olarak. Bunun dışında horlama falan takibi de yapabiliyor. Onun için telefonu başucunuza koymanız lazım. Ses kaydı vesaire alması gerekiyor. Bu Huawei modellerinde de vardı. Son dönemde çıkan Huawei modellerinde de. Benzer bir özellik Samsung bu Galaxy Watch 5'te de bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında baktığımda hani birçok özelliği var ve o kadar çok detaylı özellikleri var ki hani onları bir girip anlatmaya kalksam video olacak 30-40 dakika olacak. Gerçekten de güzel bir saat olmuş. Yani bu özelliklerin beraberinde olması açısından değerlendirdiğimde gerçekten çok güzel bir saat olmuş. Onu açık ve net söylemekte fayda var. EKG ve tansiyon ölçüyor biliyorsunuz. Watch 4'e de geldi bu özellik. Watch 5 serisinde de var. EKG ölçmesi için bir sıkıntı yok. Menüden sağda kaydırdığınız zaman zaten o EKG ölç bölümü geliyor. Parmağınızı şu üst tuşa basarak tuttuğunuz andan itibaren 30 saniye içinde EKG ölçümü yapılıyor. Bu güzel. Ancak tansiyon için şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bir tane tansiyon aletiyle kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Bu da üst koldan ölçen, yani şuraya takmanız gerekiyor. Ben sırf bu inceleme için arkadaşlar bir tane tansiyon aleti aldım. Elimde öyle bir tansiyon aleti yoktu bugüne kadar. O ayarı ve o kalibrasyonu yaptıktan sonraki 3 kez ölçüm yapıp o ölçümleri Samsung'un bir health monitor uygulaması var. Onun üzerine giriş yapmanız gerekiyor. O girdikten sonra o eşleştirme yapılıyor ve o kalibrasyonu yaptıktan sonra siz tansiyon ölçmeye başlıyorsunuz. Ancak burada şöyle bir durum da var. 28 günde bir bu kalibrasyonu yenilemeniz gerekiyor. Zaten uygulama söyleyecektir diye düşünüyorum. Benim 28 günü olmadı uygulamayı yükleyen ama 28 gün sonra bir daha yapmanız gerekiyor. Gelelim Samsung Galaxy Watch 5'in pil ve şarj durumlarına arkadaşlar. Kutusundan şöyle bir kablo çıkıyor. Kablonun bir ucu manyetik bir tutucu. Diğeri de USB tip C bağlantısına sahip. Bunu işte bir telefona da takabilirsiniz. Bu arada onlar da çalışıyor. Ya da bir adaptöre falan bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde şöyle taktığımız zaman hızlıca şarj etmeye başlıyor. Bu arada cihaz kablosuz şarjda destekliyor. Fakat şöyle bir garip durum oldu. Bende farklı kablosuz pedler var. Onları koydum. Çalışmadı mesela. Z Flip 4 var mesela telefon. Ben onunla eşleştirerek kullandım. Onun ters şarj özelliğini açtığım zaman gayet güzel bir şekilde şarj oldu. Enteresan geldi bana. Niye normal bir Qi pedde olmuyor da orada oluyor onu çözemedim. İki farklı ayrıca pedde denedim mesela. Kablosuz şarj pedini denedim. Olmadı. Belki bana has bir durum olabilir. Siz de deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Pil ömrüne gelecek olsak arkadaşlar saatin beğenmediğim yönü ne yazık ki bu pil meselesi. Her gün şarj etmeniz gerekiyor hemen hemen. Samsung yaptığı açıklamada hani %15 pili kapasitesini arttırdık. Önceki sürüme göre şöyle yaptık böyle yaptık falan dediler bu saat ilk çıktığı zaman. Ama pil ömründe öyle aşırı ahım şahım bir fark göremedim ben. Watch 4 kullanıcılarından bahsediyorum bu arada. Genelde işte bir günü geçirebildiklerini söylüyorlardı ki bu saatte de hemen hemen bir gün anca gidiyor yani öyle söyleyeyim. Yani sabahtan takıp ertesi sabahı görmeniz zor gibi görünüyor. Tabii kullandığınız özelliğe göre de değişir bu biraz ama birçok şeyi açarsanız tabii ki daha hızlı bitiyor bazı durumlarda. Ama ortalama bir kullanımdan bahsediyorum ben. Bir günü ucu ucuna görüyorsunuz. O bakımdan bu pil ömrü meselesini ben çok beğenmediğimi söyleyeyim ama şöyle de bir gerçek var. Uygulama yüklenebilen saatlerinde böyle hani bir hafta 10 gün vesaire gibi bir pil ömrü yok. En büyük rakibi Apple Watch biliyorsunuz. Apple Watch'un da zaten pil ömrü yine bir gün, 1,5 gün en fazla. O bakımdan hani pil ömrüne bir eleştiri getiremiyorum. Fakat ben kişisel olarak her gün şarj edilen bir saat kullanmayı seven birisi değilim. O yüzden bu saat beni birazcık yordu o manada. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi
fiyat tarafında baktığımızda 40 milim için 4499 TL, 44 milim için de 4999 TL fiyat etiketleri var. Her şey fiyatın alıp gittiği, gün aşırı her şeye zam geldiği günümüzde bence böyle bir saat için çok da aşırı yüksek bir rakam değil. Tabii ki gönül ister ki bunları daha uygun fiyatlarla alalım ama piyasa ekonomisine baktığımızda, benzer özellikler sunan farklı markaların saatlerine baktığımızda bundan çok daha pahalıları da var, çok daha ucuzları da var. Ama Samsung'un ekosistemini çok iyi bir şekilde kapsaması bence Galaxy Watch 5'i diğer marka saatlerden epey bir öne çıkartıyor. Onu da altını özellikle çizeyim. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim. Biraz uzun bir inceleme oldu ama videonun başında da söylediğim gibi özelliği çok fazla olan bir saat incelediğim için birazcık uzatmak zorunda kaldım. Aklınıza takılan sorulara yanıt vermeye çalıştım. Elbette benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz başka konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsine elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu benim için önemli. Neden önemli? İşte markalardan mesela şöyle bir saat istediğiniz zaman ya da bir inceleme için bir şey istediğiniz zaman kaç abonem var, kaç kere izleniyor videoların gibi sorularla muhatap oluyoruz ister istemez. Siz de bu konuda bana destek olursanız en azından ben de şu kadar abonem var, 50 bin abonem var, 100 bin abonem var diye göğsümün gere gere markaların karşısına çıkmış olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.